Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Türkiye'den aldığım ürünleri göstermek istiyorum. Belçika'ya geldiğimde buralarda hiç tesettüre uygun kıyafet bulamıyorduk. Bundan 10-15 sene öncesinden bahsediyorum. Bütün kıyafetlerimizi Türkiye'ye gittiğimizde alıyorduk sezonluk. Sonra burada bir sene boyunca giyiyorduk. Yani çok zordu tesettüre uygun işte uzun tunikler, elbiseler bulmak. Daha sonra bu açık kapandı Belçika'da. Avrupa'nın çoğu yerinde olduğu gibi. Her yere tesettür mağazaları açıldı. Şu anda benim oturduğum yerde de aslında çok rahat tunikler, elbiseler, bu tarz kıyafet, eşarplar, bu tarz kıyafetler bulabiliyorum. Lakin fiyat farkı, Türkiye ile burası arasında ciddi fiyat farkı var. O yüzden ben ara sıra hala Türkiye'den alışveriş yapıyorum. Benim Sefa Merve'den yaptığım bir alışveriş. Şimdi bunu birlikte açalım istiyorum. Yalnız önden önce bir şey söylemek istiyorum. Sefa Merve'den bunu ayın 18'inde aldım ve şu an ayın 30'u, bugün ayın 30'u. Çok uzun sürede geldi. Bunun sebebi olarak da beni arayıp dediler ki işte malum koronadan dolayı kontroller çok sıkı ve kargonuz geç gelecek, bilginiz olsun dediler. Yani normalde kargo bir haftada gelir, maksimum bir hafta, bazen bulmaz bile Türkiye'den. Fakat bu sefer gerçekten çok geç geldi, epey bekledim. Şimdi ben hemen açayım, bakalım neler almışım. Namaz elbisesi. Ben evde çok fazla böyle yazmayla, eşarpla falan durmayı sevmiyorum. Yazma olayını hiç sevemedim arkadaşlar. O yüzden evde birazcık rahat giyiniyorum. Namaz kılınacağı vakitte böyle üst üste giymek zorunda kalıyorum ve bu beni yoruyor. Bir süredir bakıyordum bu namaz elbisesine. Acaba diyordum şey mi, kullanışlı mıdır falan okuyordum falan bakıyordum. En son almaya karar verdim. Dedim denemekten ne çıkar? Böyle torbasıyla birlikte geldi ilginç bir şekilde. Açalım. Açamadım. Ay arkadaşlar, normal kullanırken bu torbasıyla herhalde pek kullanılmaz. Çünkü torbaya girip çıkmıyor. Arkadaşlar kumaşı polyester. Yani epey naylonumsu bir kumaş. Zaten kırışmayan ve ütü gerektirmeyen falan diyordu. Sanırım bu kumaşa da zaten gerektirmez. Şu şekilde bir namaz elbisesi. Bakın bu tarafında böyle bir boynu var. Daha doğrusu eşarp kısmı var bu tarafında. Bunu kafanıza geçirerek boneye ihtiyaç duymadan giyebiliyorsunuz bu elbiseyi. Bu şekilde. Şunu al. Sefa Merve'den iki tane şey aldım arkadaşlar. Bu ne aldım? Bakalım hemen. Ben genelde bu tarz bone kullanıyorum. Ve kullanırken şurasının dikişli olmamasına dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü burası dikişli olduğu zaman o dikişler çok çabuk sökülüyor ve deforme oluyor. Şu benim istediğim bir özellik değil ama bu bone de varmış. Alnınıza yapışıp kaymasını sağlıyor. Yıkanınca muhtemelen gider. Ama iki tane, bir beyaz, bir siyah. Bundan aldım. Beyazı nerede? Beyazı da burada. Evet. Şöyle bir basic gömlek aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Yazın ben üzerine yelekler kullanarak giyebilirim mesela, ya da
Yani beyaz olduğu için her şeyin içine gider diye düşündüm. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Beyaz oldukça ince ve yazlık bir şey. Arkadaşlar. Aslında onu şunun içerisine giyerim diye aldım. Bu bir kimono. Kimono. Nasıl Beyza, güzel mi? Arkadaşlar bunun kumaşını beğendim. Bu indirime girmişti. Bu aslında pahalı bir şeymiş. Ama sanırım çok az kalmış. Belirli bedenleri kalmış ellerinde. Öyle tahmin ediyorum. O yüzden indirime girmişti. Aldım. Kumaşı çok güzel bir kumaş. Böyle üzerinize tiril tiril duracak bir kumaş. Rengi de sarı. Sarı rengini severim. O yüzden aldım. Bunun içerisine o gömleği giyebilirim. Çünkü kolları birazcık kısa gibi şu şekilde kolları arkadaşlar. Bilmiyorum giyince nasıl durur ama muhtemelen kısa gömleğin üzerine bu güzel olabilir. Çünkü gömleğin kolları uzun. Yazın giyeriz artık. Belki de bayramda giyerim. Bir tunik daha aldım. Bu da böyle pembeli membeli olunca çok hoşuma gitti. Daha çok kırmızı değil mi? Daha çok kırmızı değil mi? Ya aslında kırmızı ama aslında ben bakarken biraz daha pembeye benziyor bir şeyden. Sitede, internette. Ama bu rengini de sevdim yani. Şey olması problem değil. Pembe ya da kırmızı olması. Güzelmiş. Ama 40 beden olmasına rağmen biraz geniş geldi şu an bana. Bir de düşünüyordum ki 42'sini mi alsam acaba diye. Ama 40 aldım. Değil mi? 40 aldım. 38 alsaymışım da olurmuş arkadaşlar. Çok şey... Nasıl desem, çok geniş geldi şu an. Üstüme nasıl duracak bilmiyorum. Belki de tarzı öyle de böyle. Tarzı öyle olsa bile gene de bu biraz kilolu gösterir ya. Bu çok içime sinmedi ama giyince üzerimde göreceğim artık. Peki eşarplar aldım arkadaşlar. 2 tane eşarp aldım. Bir mavi, bir yeşil. Mavi şöyle bir şey. Bunun fiyatı nispeten daha uygundu. Ya yazlık yazıyordu, mevsimlik yazıyordu ama bu da şu an bana biraz kalın geldi açıkçası yaz için. İşte internetten kıyafet almanın dezavantajı da budur arkadaşlar. Dokunamadığınız için ve üzerinize deneyemediğiniz için kumaşları hakkında bir bilginiz olmuyor. Ve şey oluyorsunuz yani böyle aldığınız zaman bazen hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz. Şu an şunun kumaşını çok beğenmedim çünkü ben bunu daha yazlık bekliyordum. Çok hava alabilecek bir kumaş değil. Oldukça da kalın. Mevsimlik bir kumaş. Hani sonbahara gidebilir ya da kışa gidebilir. Ama 4 mevsim yazmasına rağmen yaz için pek uygun bulmadım. Çünkü sıcak havalarda mesela ben bunu takamam. Çünkü çok bunaltır. Neyse artık aldık. Arkadaşlar Sefa Merve'den ya da Moda Nisa'dan alışveriş yapınca onları geri göndermek bana birazcık pahalıya mal oluyor. Çünkü kargo parasını ben ödemek zorundayım. O yüzden geri göndermiyorum. Genelde aldığım şeyler bende kalıyor. Bu da kalacak. Yazın giymezsem kışın kullanacağım artık. Bu ondan daha pahalıydı. Umarım ki bunun kalitesi ondan daha güzeldir. Öyle ümit ediyorum. Bakalım. Evet. Evet, bunu daha çok beğendim şu an. Açar açmaz. Bu gerçekten güzel. Şeyi de çok güzel. Kumaşı da çok güzel arkadaşlar. Keşke onu da bunun aynısından ve farklı deseninden alsaydım. Arasında 5 euro gibi bir fark vardı. Bunu 15 euroya aldım. Onu 10 euroya aldım. Bunu herhalde bütün yaz kullanabilirim. Çünkü kumaşını çok beğendim. Bu şekilde. Yeşil. Yeşil de sevdiğim bir renktir. Bu şekilde. Arkadaşlar bu kıyafetlerin hepsine ben totalde 83 euro civarında bir ücret ödedim. Bunları Belçika'dan almaya kalksaydım muhtemelen 2 katı bir fiyat öderdim. Öyle oluyor. Yani Türkiye'deki fiyatlar buraya gelirken neredeyse katlanıyor. Ben geçen sene sadece şu üzerimdeki siyah elbiseyi aldım. Belçika'dan bir mağazadan aldım. Sadece bir elbiseye 60 euro verdim. Bence bu kadar parça şeye 80 euro civarında vermek benim için çok pahalı değildi. Uygundu. Ama şu da var. Sefa Merve, Moda Nisa gibi markalar artık eskisi gibi çalışmıyor. Eskiden yani Türkiye'de ne kadara satıyorlarsa yurt dışına da euro bazında aynı fiyata satıyorlardı. Mesela atıyorum euro 6 diyelim. Türkiye'de 6 liraya sattıkları şeyi bizim şimdi buradan 1 euroya alabilmemiz lazım.
Ama öyle yapmıyorlar. Euro'yu 3'e kilitlemişler. Yani Euro'yu 3 gibi hesap ederek gönderiyorlar bize. Bu tabii ki bizim açımızdan iyi bir şey olmuyor. Çünkü daha pahalı satın almış oluyoruz Türkiye'den. Ama burayla kıyasladığımızda, buradaki tesettür mağazalarıyla kıyasladığımızda gene de uyguna almış oluyoruz. O yüzden ben Türkiye'den zaman zaman Sefa Merve'den alışveriş yapıyorum. Bu seferki alışverişim de bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.